Herkese merhabalar. Sözlükte anlam ile Türkçe yolculuğumuza başlıyoruz. Türkçe'de 20'de 20'yi hedefliyoruz. İnşallah hep birlikte okul zili çaldı. Sınıflarımıza gittik ve bu hafta okuldaydık. Şimdi de cumartesi günündeyiz. Türkçe'yi güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bu hafta çarpanlar katlarla başladık. İnkılap tarihini öğrendik. Matematik canlı yayında sorular çözdük. Mevsimlerde canlı yayında mükemmel bir şekilde yazı -kışı öğrendik. Din dersimizi öğrendik. Şimdi sözcükte anlamıyla mükemmel bir şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün çok detaylı bir şekilde yani zor ve pro olabilecek en zor soruları çözebileceğimiz şekilde sözcükte anlamı öğreneceğiz. Ama zaten yani sözcükte anlamla alakalı biliyorsunuz ki arkadaşlar LGS'de 2021'de de 2020'de de her zaman e, 1, 2, 3 soru gelebiliyor. Yani cümlede anlamı da katarsak iki 3 soru gelebiliyor. Geçen sene de baya bir soru geldi. 3, 4 soru geldi. Bizler sözcükte anlamı esasında soru çözerek, güzel sorular çözerek pekiştirebiliriz. Bunun haricinde hem sözcükte anlamı, hem cümlede anlamı, hem de parça anlamı nasıl pekiştireceğiz arkadaşlar? Tabii ki de esasında bol bol kitap okuyarak. Kitap okuduğumuzda sadece LGS Türkçe'de değil yani sadece LGS'de sözel bölümde Türkçe dersinde değil aynı zamanda e, İngilizce'de de inkılap tarihinde de işte din dersinde de hatta hatta sayısaldaki sorularda da dikkat yeteneğimiz artıyor sözcük harcımız artıyor dolayısıyla mutlaka mutlaka LGS hazırlanan bir öğrenci tabii ki sorular çözecek tabii ki paragraf soruları çözecek sözcük anlam soruları çözecek çıkmış LGS sorularını çözecek ama kitapta okuması gerekiyor bugün sizlerle bu konuları öğreneceğiz. Hızlı gideceğiz, detaylı gideceğiz, ayrıntılı gideceğiz. Bu videonun sonrasında sözcükle anlamla alakalı ne kadar şey varsa hepsini sizlere göstereceğim. Zaten çoğunu da 5, 6, 7'den beri biliyoruz. Çünkü bizler süperiz, çalışkanız, başarılıyız. Hayallerimiz var, hayallerimiz çok yüksek. Motivasyon şarkımız da var. Muhteşem bir şekilde bu sene bizim senemiz olacak. Ve LGS'de hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Tonguç'um bu arada sen de hazırsın değil mi? Biraz geç kaldın ama. Hazırım hocam özür dilerim. Yok, özür dilemeye gerek yok. Hemen dersimize başlayalım. Mükemmel bir şekilde dersimize başlıyoruz. Şimdi bugün öğreneceğimiz konuda sözcükle anlamla alakalı... Tüm soruları doğru yapmak istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi İlk başta çok anlamlıkla başlıyoruz. Sözcüklerin anlam genişlemesi, anlam değişmesi veya mecazlaşma yoluyla zaman içinde kazandıkları değişik anlamlara çok anlamlılık diyoruz. Bunu zaten sorularda, sınavlarda çıkan sorularda rahatlıkla göreceğiz. Yani LGS'de mesela 2021'de de gelen soru diyor ki... Vurmak sözcüğü olumsuz yönde etkilemek anlamında kullanılmıştır. Diyor. Demek ki vurmak sözcüğünün başka başka anlamları da var. Mesela duygularımız yüzümüze yansır diyor. Burada... Simadan bahsediyor. Yastığın yüzünü değiştir derken kılıfından bahsediyor. Adamda yüz yok ki derken yani bir kendisine bir saygısı yok ki demek istiyor. Dolayısıyla yüz sözcüğü gerçek anlamıyla işte yan anlamıyla mecaz anlamıyla kullanılarak çok anlamlılık kazanabiliyor. Yüz, yüz sayısı olmaz mı hocam? Ha, yüz rakamı diyorsun yüz sayısı diyorsun Tonguç'um o ses, ses sözcük o ayrı bir şey onu öğreneceğiz birazdan. Mesela yüz sayısı dediğimizde o ses, ses sözcük olmaz. O bununla hiç bir yok ama bak duygularımızın yüzümüze yansıması ve yastığın yüzü ve adamda yüz yok ki bunlar birbirine bağlantılı birazcık. Yani dikkat etsen mesela yüzle yüz benziyor. Mesela makinenin koluyla insanın kolu birbirine benziyor. Ama senin dediğin yüz sayısı bambaşka bir şey. O artık ses ses sözcük. Şimdi buraya bakalım. Çok anlamlı mesela bakmak sözcüğünü bir inceleyelim. Demiş ki eski fotoğraflarıma bakıyordum dediğimizde burada Bakışı odaklamak anlamında, bakışı bir şey odaklamak anlamında. Bu maaşla dört boğaza bakıyor dediğimizde ne anlamında mesela Tonguç'um? Beslemek, geçindirmek. Beslemek, geçindirmek anlamında çok güzel. Beslemek, geçindirmek anlamında. Fabrikadaki bütün işler bana bakıyor dediğimizde... Bir işi birinden beklemek. Bir işi birinden beklemek, bu da olabilir, mantıklı. Bu, bunu da yazalım işte, bir işi yazalım, bir işi birinden beklemek. Sen gerçekten bugün iyi gördüm seni Tonguç'um. iyi çalışıp gelmişsin. Günde 20 sayfa kitap okuyorum hocam. Günde 20 sayfa. Çok güzel. Günde 20 sayfa kitap okuyorsan süper. Sorular çözüyor musun? Çözüyorum hocam. Harika harika. Her gün paragraf sesi çözmeye devam edersen de böyle mükemmel bir şekilde başarılara ulaşırsın. Vize işlemlerine hangi kurum bakıyor dediğimizde işte onunla e, o işi yapmakla görev, görevli olmak. Yani mesela e, hangi kurum bakıyor o işle görevli olmak anlamında diyebiliriz. Yeni bir tablet kaç paraya bakar dediğimizde ...yapılabilmesi kaç şeye bağlı olan anlamda kullanılıyor. Tamam bunları zaten soru çözgü pekiştireceğiz. Burada böyle uzun uzun yazmamıza gerek yok. Şimdi gerçek anlamın ne olduğunu hatırlayalım. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamını biz gerçek anlam yani temel anlam diyorduk. Gerçek anlam için temel anlam ifadesini kullanabiliyoruz. İlk anlam ifadesini kullanabiliyoruz. Ya da asıl anlam ifadesini de kullanabiliyoruz. Asıl anlam gibi kavramlar da kullanılıyor. Bahçeye derin bir çukur kazlar dediğimizde ki buradaki derin aklımıza gelen ilk anlamı sıcak havalarda hep denize girmek ister dediğimizde buradaki sıcak yine aklımıza gelen ilk anlamı. Oturma odasının eskiyen perdelerini bu sene değiştir dediğimizde buradaki perde yine aklımıza gelen ilk anlam. Neden bu örnekleri verdim? Çünkü bunların içinde mecazı geliyor bak. Çocuk psikolojisiyle ilgili derin bilgisine hayran kaldım. Buradaki derin ve buradaki derin arasında fark var Tomuç'um. Buradaki derin gerçek anlamında. Buradaki derin ise başka bir anlam, yeni bir anlam kazanmış. Mecaz anlam kazanmış kasabaya gelen turistleri halk sıcak karşıladı derken onlara böyle güzel sözler söyledi. Onları samimi karşıladı anlamında. Buradaki sıcak samimi hoşgörülü karşıladı manasında. Buradaki sıcak ise ölçülebilen termometreyle ölçülebilen bir sıcaklık. Kitabı okuyunca gözündeki perde kalkıver dediğimizde burada yine aydınlandım konuyu anlayabildim diyor. Ama burada ise normal bildiğimiz perdeden bahsediyor. O zaman buradaki derin gerçek anlamında buradaki derin mecaz anlamında. Şimdi burada sana bir taktik vermek istiyorum Tomuç. Bak şuna dikkat et. Bu Türkçe'de çok çok önemlidir. Hatta bunu birçok videomuzda da söylemişizdir. Bir kez daha söylüyorum. Esasında beni dinleyin çalışkan arkadaşlar burada çok daha iyi aydınlanacaklar. Şimdi bir sözcüğün gerçek anlamı vardır. Bir de sözcüğün mecaz anlamı vardır. Bir sözcüğün somut anlamı vardır. Bir de soyut anlamı vardır. Cümlede nesnellik olabilir, öznellik olabilir. Nicel olabilir, ...nitel olabilir. O cümle kanıtlanabilirdir. Kanıtlanabilirdir. Veyahut da kanıtlanamazdır. Bakın buraya dikkat edin. Birçok soruyu bu yöntemle yapabileceksiniz. Kanıtlanamazdır. Şimdi mesela diyelim ki bir örnek görüyordum. Ee, az önceki sıcak örneğinden gidelim. Ee, sıcak... ...havada... ...sıcak havada... E, ...dışarı... ...çıkmayalım... ...dediğimizde... ...buradaki sıcak sözcüğü... ...bak sıcak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır ve somuttur. Niye somuttur? Çünkü buradaki somut ifade duyu organlarımızı algılayabiliyoruz. Bak dokunma duyumuzu algılayabiliyoruz. Nesneldir çünkü havanın sıcaklığı termometre ölçebilirsin. Niceldir çünkü ölçülebilirdir. Kanıtlanabilir bir ifadedir. Ama ama şuna bakalım. Eee, bize çok sıcak davrandı dediğimizde Tonguç Eladı benim. Buradaki sıcak sözcü ise bak buradaki sıcak sözcü ise mecaz anlamdır. Soyuttur. Kişiden kişiye değişir sıcaklık. Mesela sen şimdi ben sana sıcak davranıyorum diye düşünürsün. Başka öğrenciler ise çok ciddi ders anlatıyor der. Öznellik vardır. Bize çok sıcak davrandı. Bu özel bir cümle. Niteldir. Ölçülemez. Kanıtlanamaz sıcaklık. Ne kadar sıcak davrandı? 28 derece sıcak davrandı diyemezsin. Dolayısıyla bunlar birbiriyle paraleldir. Bunlar da birbiriyle paraleldir. Tonguç evladım benim. Dolayısıyla konunun özü bu. Bütün ders işleyeceğimiz şey bu. Dikkatli devam edelim. Mecaz anlamı da öğrendik. Devam ediyorum. Terim anlam. Bilim, sanat, spor ya da çeşitli meslek dalları ile ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklere de terim anlam denir. Mesela yıldız kuzeyden esen bir rüzgardır dediğimizde buradaki yıldız nedir Tonguç'um? Bir coğrafya terimidir. Ördeklerin ayaklarında perde vardır dediğimizde bu bir biyoloji terimi. Tahta yazdığım sözcüğün kökünü bulalım dediğimizde bu bir ne terimi? Türkçe terimidir. Evet çok güzel. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir dediğimizde bunlar yine matematik terimi. O zaman kök Türkçe terimi, dil bilgisi terimi, perde biyoloji terimi. Mesela şöyle bir kitap alalım diyelim ki. Bir kitap alalım mesela. Evet mesela diyelim ki burada e, sıfırdan sekize sayısal aldım. Mesela burada sütun grafiği. Bu bir matematik terimidir. Açıyorum feni asitler ve bazlar. Bu bir fen terimidir. Bunu bir kere biliyoruz. Yani çok basit bir şey. Terim dediğimiz şey bu kadar basit bir şey. Şimdi e, açı, derece, kök, perde böyle terim olabiliyor. Eş anlamlı sözcüklere bakalım. Yani anlamdaş. Yazılışı ve okunuşu bakımından farklı fakat anlamca aynı olan sözcüklerdir. Konuk köşesine gazetesini okuyordu. Bak burada konuk köşesi olmaması için buraya virgül koyduk. Misafir, köşesinde gazetesini okuyordum. Konuk ve misafir, yazılışları farklı, anlamlar aynı. Ekiplerimiz zor şartlarda bunu başardı, ekiplerimiz zor koşullarda bunu başardı. Şart ve koşul, fayda ve yarar. Bunların her biri eş anlamlı sözcükler. Zıt anlama baktığımız ise birbirinin karşı olan sözcüklerdir. Pahalı, ucuz, dolu, boş, var, yok, çıktı, indi. Bunların zıt anlamlı olduğunu zaten biliyoruz. Burada şöyle bir uyarımız var Tonguç'um. Sözcüğün eş ve zıt anlamı kullanıldığı cümleye göre belirlenir. Bu kara günümde dostlarım desteği çok önemli derken buradaki kara ne demek istiyor? Siyah anlamında hocam. Hayır siyah anlamında değil. Bu kötü günüm ne demek istiyor? Dolayısıyla buradaki karanın eş anlamlısı kötü günümde demek istiyor. Dolayısıyla buradaki karanın zıt anlamlısı iyi oluyor Tonguç'um. Yani siyah değil ki bu siyah günümde. Hayır bu kara günümde bu kötü günümde demek istiyor. Bir sözcüğün olumsuz hali burayı buraya dikkat edeceğiz bu bir. Bir sözcüğün olumsuz hali onun zıt anlamlısı değildir çocukluk anıları aklına geldi keyfinim gülüyor dediğimizde burada gülmek sözcüğünün olumsuzu nedir Tonguç'um? Gülmemek. Harikasın. Peki gülmek sözcüğünün zıttı nedir? Ağlamak. Aynen dediğin gibi ağlamaktır. Dolayısıyla bir sözcüğün olumsuz ile zıttı aynı şey değil. Sesleşe bakalım eş sessizlik. Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan kelimelere sesleş, eş sessiz kelimeler denir. Ayakkabının bağı, üzüm bağı. Yazılışları, okunuşları aynı ama anlamları tamamen farklı. Kır saçlı bir adam bize yardım etti. Vazo olarak kır çiçekleri koydular. Biri beyaz saçlı demek istiyor. Biri ise piknikten bahsediyor. Sabah yüzünü yıkamasını yüz kere söyledim. Bak bu ilk yüz sima. ikinci yüz ise bir sayı. Sen bir ses seç sözcüğü örnek ver Tonguç'um. Çay hocam. Çok güzel. Çay sözcüğü sesi. Bir tane daha örnek ver. Boğaz hocam. Ha bak şimdi o sözcük sesleş değil. Çok güzel bir sözcük söyledin. Ama o sözcük sesleş değil. Neden biliyor musun? Bak şimdi. Boğaz sözcüğü deyince bir İstanbul Boğazı, bir Marmara Boğazı, bir de insan Boğazı ve kafası aklına geliyor. Ama bunlar sesleş değil Tonguç'un um Çay sözcüğü sesleş. Çünkü çayla ırmak olan çay arasında çok büyük bir fark var. Ama Boğaz sözcüğü ile insan Boğazı yani İstanbul Boğazı ile İstanbul, insan Boğazı birbirine benziyor. İnsan Boğazı kafayla gövdeyi bağlıyor. İstanbul Boğazı Marmara ile Çanakkale, Marmara ile işte Karadeniz'i bağlıyor. Çanakkale Boğazı Marmara ile Ege'yi bağlıyor. Dolayısıyla bağlantılı. Yani makinenin kolu ile insanın kolu Sesleş değil. Ayakkabının burnuyla insanın burnu sesleş değil. Dolayısıyla boğaz örneğin yanlış olmuş oluyor Tonguç'um. Güzel. Soyut ve somut anlama bakalım. Beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan kavramları karşılayan sözcüklerdir. Beş duyu say bakalım. Görmek, koklamak, duymak, hissetmek, tatmak. Mükemmelsin. Şimdi burada e, bunlar beş duyuyla e, kavranamıyor. Mesela akıl insanı diğer canlılardan ayırır. Bunu biz ne görerek, ne duyarak, ne koklayarak, ne... Dokunarak yani hissederek, ne de tadarak anlarız. Bunu aklımız anlarız. Eski sınıf arkadaşını çok özlemiş. Özlemek akıl. Bunlar hep soyut. Somut anlam ise beş duydan herhangi biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Mutfaktan güzel kokular geliyor. Tatma. Ee, biberler çok acı olduğundan yemedim. Bunlar tatma. Burada tabii bazen duyular arasında aktarım da olabilir. Mesela ee, diyelim ki çok tatlı bir sesi vardı der. Esasında tatlı ses. Yani... İbrahim Tatses. Evet İbrahim Tatses var haklısın ama burada Tatses derken o tadından dolayı değil. Yani bu işitme duyusuyla tad alma duyusunu yer değiştiriyor. Duyu aktarımı yapmış oluyor. Ama sonuç olarak koku, acı bunlar somuttur. Ama işte akıl, özlem, sevgi, aşk, rüya bunlar soyuttur. Soyutlaştırmaya ve somutlaştırmaya bakalım. Ee, çocuğun parmağı incinmiş dediğimizde buradaki parmak somut bir sözcük. Ama bu işte kesinlikle onun parmağı var dediğimizde ise... Bu artık ne oluyor? Soyutlaşıyor. Yani bu işte o da karıştı oluyor. Bak bu gerçek bir parmaktan bahsediyor. Bu ise artık bir onun da işi, o da karıştı müdahaletten. Bu soyut bir şey. İstanbul güzel bir şehir dediğimizde güzellik soyut. Kişiden kişiye değişir. Bazı İstanbul'u beğenir, bazısı beğenmez. Seher vakti bir güzele vuruldum dediğimde ise... ...burada güzel nedir? Burada güzel bir kıza, bir e, sevgiliye vuruldum diyor. Bu somutlaşmış oluyor. Tamam. Şimdi gelelim buraya. nicel ve nitel kavram. Bazı kavramları ağırlık, kilo veya sayı bakımından belirlerken bazı kavramları belirleyemeyiz. Yeni tuttuğumuz evin büyük odaları vardı. Evin büyüklüğünü ölçebilir miyiz? Evet hocam. Ağır olan poşeti ben alırım. Poşetin ağırlığını kilogram olarak tartabiliriz. Bunlar ölçülebiliyor. Ama nitel anlam ölçülemiyor. Ahmet'in gelecekle ilgili büyük hedefleri vardı. Kaç metre? Öyle değil bu ölçülemez. Çok ağır birisi. Oturmayı kalkmayı biliyor. Kaç kilo oturup kalk? Hayır buradaki ağırlık derken yani davranışlarında ağır. Dolayısıyla bunlar nitel anlam olmuş oluyor. Zaten dersimizin başına söylediğim örnek esas her şeyi özetlemişti. Havanın sıcaklığı nicel ölçülebilir. İnsanın sıcak davranması nitel. Bu kadar basit. Havanın sıcaklığı somut. İnsanın sıcak davranması soyut. Türkçede böyle bir kolaylık var. Kavramalarına da bakalım. Ardından yavaş yavaş dersimizi bitireceğiz ortak ya da benzer işler için kullanılan fakat farklı anlamlar taşıyan kelimeler aynı kavram alanına giren kelimelerdir. Bu kelimeler birbirini çağrıştırıyor. Mesela öğrenci okul dersi ile alakalı sence Tonguç evladı benim? Hapishane ile alakalı. <laughs> Hayır ne hapishanesi evladım ne alakası Eğitim hayatı sen de yani işi birazcık espri yapıyorsun yani eğitim hayatı ile alakalı şeyler. <laughs> yani burada gerçekten komiklik yapıyorsun Tonguç'um. Anayasa dava savcıya baktığımızda ise hukukla alakalı olduğunu görmüş olacağız. Tamam. Şimdi gelelim yeni nesil sorumuza. Şimdi birazdan çözeceğimiz soruların seviyesine biz böyle başlangıç temelden ziyade orta ve zordan seçelim dedik. Niye? Sizler hem kitap okuyorsunuz hem de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Türkçe'de böyle pro seviye, zor seviye çok fazla soru çıkmıyor. Esasında birkaç tane çıktı bu seneki LGS'de. Sözel bölümde vardı. Ama tebelinde biz Türkçe'de çalıştığımızda sözcükte anlamda, cümlede anlamda birçok soru rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi bu ilk sorumuza bakalım. Bu soruları da beraber çözelim ki iyice pekiştirmiş olalım. Şimdi bir bilim sanat meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelimeler terim anlamlıdır. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere çevresindeki sözcük veya söz gruplarının ilgili olduğu bilim, meslek veya sanat dalları yazılacaktır diyor. Şimdi galaksi, evren, güneş ile alakalı Tonguç'um? Gök bilimi. Çok güzel gök ile alakalı. Buzul göl iklim. Coğrafya hocam. Coğrafya ile alakalı. Basınç kuvvet hareketi fizikle alakalı. Yani şu anda siz tabii bunu fende görüyorsunuz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Son derece temiz, güzel bir soru. Şimdi başka bir soruya bakalım. Sözcükler gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak mecazlaşır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi dökmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış oluyor. Dikkat olmamız lazım. Yeni aldığı bilgisayara az para dökmemişti. Bu sence gerçek mi mecaz mı Tomuç'um? Gerçek anlam. Yanlış yaptım. Bu gerçek değildi için Bu mecazdı. Niye? Çünkü para dökmekten kastı para harcamak anlamında. Bardaktaki suyun yarısını yere döktü. Bu gerçek. Son bardağı aşağı yapraklarını döker. Gerçek. Avludaki tavuklara yem döktü. Bunlar gerçek. Ama A seçeneğimiz mecaz anlamlıydı. Bir sorumuz daha var. Bak bu da böyle grafikler falan yapıyor ama esasında şunu soruyor. Diyor ki grafikte unutmak sözcüğünün bazı anlamları ve bir sınıfta unutmak sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir diyor. Hangisi 120'lik yirmilik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir diyor. 120 yirmilik dirime nasıl buluyoruz? Buradan bakıyoruz. Bir şey yapamaz duruma gelmek. Yani unutmak kelimesini biz bir şey yapamaz duruma gelmek anlamında kullanacağız. Bak buna benzer soruları mutlaka çözmen gerekiyor. Biz de zaten birazdan sana da göstereceğim. Şimdi bakalım. Ekranları başı arkadaşlarımız da dikkatli çözsün. Çantamı ofiste unutmuşum. Bu yüzden taksiyle iş yerine döndüm diyor. Hmm. Unutmuşum derken bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak anlamında. Bu olmaz. O zaman bu A seçeneğiyle alakalı. İlkokul arkadaşlarım çoğu ismini unutmuşum. Belki yüzlerini görsem onları e, tanırım diyor. Aklımda kalmadı, hatırlayamadım diyor. Bu da dolayısıyla B seçeneği ile alakalı. Gitar çalmayı da bilirdim ama 15 yıllara verince unuttum. Bu doğru cevap hocam. Aferin, doğru söylüyorsun. Cevabımız bu. Bu C seçeneği alakalı. Belediye başkanı bizim mahalleyi unuttu. Hep diğer mahallenin sorunlarıyla ilgileniyor. Bu da önem vermemek, üstüne durmamakla alakalı. O da D seçeneği. Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yerine koyma yöntemini bu tarz soruları da yapabiliriz. Bak. Çantamı Dalgınlıkta bir yerde bırakmışım yani ofise unutmuşum diyebiliyorsun yani. Bir şey yapamaz duruma gelmek. Mesela gitar çalmayı da bilirdim ama 15 yıllara verince yapamaz duruma geldim. Yerine koyma yöntemine bu soruları yapabilirsin. Şimdi Tonguç'um. Bizim yapmamız gereken öncelikle öncelikle öğrenme kaynağımızdan eğer seviyemiz temel seviyedeyse, temel seviye orta seviyeye yakınsa sıfırdan sekize sözlerle alakalı mükemmel bir şekilde biz burada konu anlatımını hazırladık. Burada sözcükle anlamla alakalı hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu kısmı güzel güzel çalışman gerekiyor. Tonguç el Burada temel seviye sorularımız var. Bunları çözeceksin. Bu bir. İkincisi eğer orta seviyede olduğunu düşünüyorsan o zaman ilerleme kaynağımız olan taktiklilerden soru çözeceksin. Taktikli soru bankamızda sözcük anlamla alakalı testlerimizi güzel güzel çözüyorsun. Burada yine takıldığın soruları yapıyorsun. Eğer Tonguç'um, orta ve zora yakın sorular çözmek istiyorsan o zaman özümseme kaynağımız olan Dinamo. Dynamo hocam. Dynamo, dynamo değil. Dynamo İngilizcesi Tonguç'cum. Dinamo dememiz lazım. Burada hemen dinamo'dan sorularımızı çözüyoruz sözcük anlamla alakalı. Burada e, testlerimiz yine e, pekiştiren testler, örten testlerimiz var. Hatta burada tabii ki bol bol soru örneklerimizi çözmemiz lazım. Yine sorularımıza var. En son olarak yükselme kaynağımızda da evet Zoru Bankası. Evet o da Arapça bir kelime. Kazıkulaziz de Arapça bir kelime ama kazı e, Kazıkulaziz yükselme kaynağından sorular çözeceğiz burada hemen sözcükle anlamı açmak istiyorum Tonguç'um. Burada evet gördüğünüz gibi Güzel güzel sorularımız var. Tabi birazcık bunlar sözel mantık soruları. Sen bunlardan sonra gelen şu testi, sözcük anlam testlerini çözeceksin. Kenarlarını biraz mor yaptık. Neden? Çünkü buradaki sorular gerçekten biraz daha zorlayıcı olmasına dikkat ettik. Ama zorlayıcılıktan kastımız LGS'de gelebilecek zorlayıcılık. Yani sınavda çıkmayacak kadar alakasız saçma sapan zorlukta sorularda koymadık. Bugün seninle güzel bir çalışma yaptık. Sözcük anlamla alakalı tekrar söylüyorum. Bol bol kitaplarımızı çözdüğünde LGS çıkmış sorulara baktığında, kitap okuduğunda hem sözcükte anlamda hem cümlede anlamda hem de parçada anlamda yani paragrafta seni en yüksek netler bekliyor. Zaten Türkçe'de hedefin nedir? 20'de 20 hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla Tonguç. Görüşürüz hocam.